Herkese merhaba arkadaşlar. 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. İnanır mısınız? Bizim bile bu aralar keyfimiz yerinde. Baksanıza. Bu karınca yiyen yine kirlenmiş arkadaşlar. Evin içinde bile kirleniyor. Şu kafasını kanepen altına sürüyor böyle. Kanepen altında kafasını sürüyor. Çamur bulaşıyor. Bu pisliğin bir yüzünü yıkayarak başlayalım. Bu geçen bölümden beridir buna sinirliyim arkadaşlar. Nankör, ona o kadar bakıcılık yaptık, bizi inkar etti, görüyor musun? Arkadaşlar fark ettiniz mi? Klaus sanki eskisi kadar tatlı değil ha. Bir çirkeflik var yüzünde. Allah yüzündeki nurunu almış. Ya bugün sinirliyim, hıncımı da bundan çıkaracağım. Sen sitini yaptım. Gel yemek ye, gel. Bunu, amına koyayım, bunu doyuracağımıza aslan doyururduk aslan. Bir insan günde 5 öğün yemek yer mi lan? Hey haydi oyun oynayalım. Yo. Uykusu geldi paşanın. Paşa hazretleri bir kahve için ele yatın. Nam 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 kırık yeri. Terbiye görmemiş. Uyumadan önce bir ikiye güzel olurdu. Valla ben de diyorum, ben uyumadan önce 4-5 tane hatun koynuma girse güzel olurdu diyorum ama olmuyor. Geç oldu hadi. Hadi lan! Daha sarka kartal kaka kartal kaka şaşaka. Boğazımda bir düğüm var sanki bu bölüm ya. Hasta mı oluyorum ne? Ben hasta olsam Boris bu çocuğu bana bir bardak su getirmez. Yani yazığım geliyor ama nankör bir çocuk, ne yapıyorsun? Yani iyiliğini senin yüzüne vuruyor amına. Dışarısı çok güzel. Aynen ama mektup da çok güzel. Bakalım bize ne mektup yazmışlar. Haberler. Bölgeye gelen ziyaretçileri arttıracak haberlerde kralın bu yaz şehrimize gelmesi var. Tarihin yakını... Ya herkes kral olmuş, paşa kesilmiş başımıza lan. Kralmış. Lan kral benim lan. Ben bu çocuğa bakıyorum gece gündüz çalışarak, benden kararlı mı var? Okula git hadi. Böyle mutlu gidiyor ya, gelişte onu neler bekleyecek? Ben ömrüm bu fabrikada çalıştı, artık ben emekliye mi ayrılsam? Bir senedir fabrikadayım, maaşımıza da gram zam yapmadı bunlar amına koyayım. Hızlıca eve gidelim. Gitmeden önce yemek alalım tekrardan. Geçen bölüm bu götverene 2 tane oyuncak aldık, iflahımız kesildi. Para yetiştiremiyoruz artık. Vay canına. Bay Şölhüm çok sert biri. Şölhüm bunun yeni öğretmeni arkadaşlar. Anlaşılan Bay Şölhüm seni böyle denize atmış, he? Bunu ne al? Sınıfta kimsenin konuşmasına izin vermiyor. Olsun zaten, kimse seninle konuşmuyor ki sınıfta. Gürültüden nefret ediyor. Hepimizin çok sessiz olması gerekiyor. Herkese kötü davranıyor. Bak işte bunun iyi yanı da ne biliyor musun? Sana haksızlık yapmıyor. Sadece sana değil, herkese kötü davranıyor. O yüzden bence bu öğretmene fazla şey yapma yani. Adam ırkçılık yapmıyor sana. Seni küçümsemiyor, herkesi küçümsüyor. Öyle de bir iyi yanı var yani. Sorun yok. Ve yarın sınavımız var. Ona ne kadar zeki olduğumu göstereceğim ve o da beni sevecek. Tilki gibi tipim var. Zekiymiş. Zeki insan ile koltuğa uzanır mı? İnsan bir gider duş alır. Ben de bu sırada Klaus'un yırtılmış elbiselerini dikeyim. Yemin ederim bir terzici açsam kendi söküğümü dikmekten ben iş yapamam. Arkadaşları düzenli olarak şu karın boşluğuna bıçak batırıyor. Ben de elbiselerini dikiyorum. Orijinalinden gram tüy kalmadı. 27 Mayıs Salı. Güneydin bugün için hazırım. Yani bugün için hazırsın. Yani ben bir şey söylemesem sen bu görüntüyle okula gideceksin ha. Yıkayalım Hanzo'yu. Çok güzel. Bana şanş dile. Şinasi bu şen şon şanş. Eve dönelim, bizim keriz ne yapmış bugün sınavı merak ediyorum. Bu okuldan gelince şu sıfat 5 mi aldın, 0-5 mi aldın? Kaldın demiyoruz bu çocuğu. Bu sıfatın da ne? Artık o bakışı yapma, çıldırıyorum lan. Çıldırıyorum, 5 bölümdür bu bakışı yapıyor. Her okuldan geldiğinde bu bakışı yapıyor. Kaldın değil mi dersten? Konuş, merak ediyorum. Konuş! Konuş lan! Sınavın nasıl geçti? Sınav kolaydı ama bugün bu iyi bir şey değildi. Dayak yedin değil mi? Dayak yedin. Bay Şölhim kopya çektiğimi sandı. Demek ki bu yüksek almış, öğretmeni de bunun yüksek alacağına inanmamış, kopyayla suçlamış. Peki gerçekten çektin mi? Hayır. Bir Alman çocuğun bu kadar zeki olabileceğine inanmadı. Böyle cins cins menopoza giren öğretmenleri de geliyorlar, bizim çocukların başına koyuyorlar. Bir Alman çocuğun bu kadar zeki olabileceğine inanmamışmışmışmış da. Oğlum baksana, bu çocuğun zaten tilki gibi suratı var. Nasıl zeki olamaz amına koyayım? Hatta elime cetvelle vurdu. Lan! O cetvelin 22 santimini onun götüne sokacağım lan! Başrolüm nerede? Ya oğlum, bu seçeneklerin arasında benim bu öğretmenliği saldırma seçeneği niye yok? Bu delilik ve inanılmaz derecede haksızlık. Eğer öğretmen bunun için beni dövecekse sıkı çalışmanın ne anlamı var? Haklısın valla. Çocuk düşük not alsa da dayak yiyor, yüksek not alsa da dayak yiyor.
Ya ortalama alsa da arkadaşları dövüyor. Ne anladın bu işten? Bu kadar yeter. Herkesten uzak duracağız. Herkes ondan uzak duruyor. O korkunç biri. Orospu çocuğu evde karısıyla kavga ediyor. Geliyor hıncını benim çocuğumdan çıkarıyor. Bir daha dayak yemek istemiyorum. Şu cümlenin ağırlığına bakar mısınız? Ben susuyorum, bu cümlenin ağırlığı konuşsun. Yaz tatiline sadece bir ay kaldı, dayanabilirsin. Neden zaman da hızlı geçmiyor? Ha, senin için zamanı da büküm. Ne olsun istiyorsun sen? Ye. Her şey değişir. Sen bu yemek yiyince mıç mıç etmen değişmez. Kıkırt kıkırt. Hart hurt. Bu hart hurt. Ben hiç hayatım boyunca hart hurt denen... Ulan ben Hanzo diyebileceğin adamlarla da aynı sofraya oturdum. Hiç kimse sen gibi hart hurt ederek yemek yemiyordu. En nefret ettiğim bu şeydir bu hayatta. Ağzını şapırdatanları bile... Klaus'un bu sene en çok hissettiği duygu hangisidir? A. Üzüntü, B. Ağlama hissi, C. Hayal kırıklığı. Evet, çok zor bir soru gerçek. Dur sen üstünü de değiştirelim. Aslında bu üst seni biraz gariban gösteriyor, o yüzden öğretmenin götü kalkıyor. Seni biraz daha modern gösteren bir şey giydirelim. Şu. Yani bu biraz daha sana şık atıyor, ağırlık. Uyu. Artık ödev yapmayacağım. Bir anlamı yok. Ya yaz tatiline kal, sabret işte. İstediğini yap Klaus. Onun yerine sadece resim yapacağım. Galiba bu geleceğin ressamı olabilir bak. Anlayan anladı. İnceyi anlayan anladı. Good night. Good morning dene. İnsanın babası da cahil olunca hayat daha zor oluyor. Az kaldı az. Zaten 28 Mayıs. Birazdan yaz tatiline gireceğiz. Biraz daha dayan. Bir ay kaldı. Şu tahılı buna verelim. Ye. Çok bayıcı bir tadı var. Ya kardeşim sen dayak bile yiyorsun, bu yemeği mi yiyemiyorsun? Biraz da sevelim böyle üstüne tıklayıp. Senin namusu seni. Nankör. Nankör olmana rağmen seni seviyorum lan. Bu yeni öğretmen tam bir psikopat. Umarım oğluma bugün bir şey yapmaz. Geri dönüyorum. Ben geldim. Aha da yine bir bıçak darbesiymiş. Anlıyorum artık, anlıyorum. Susmana gerek yok. O korkunç adam seni yine incitmedi değil mi? Hayır, sessiz kaldım ve o beni görmezden geldi. Serde o zaman korkunç arkadaşlarım bir şey yaptı. Hep de aynı noktaya vuruyor. Deneme tahtası mısın lan sen? Bana güzel bir hikaye okur musun? Tamam, ne de olsa bugün de dayak yedin. Klaus çok zorlu bir okul sezonu geçiriyormuş. Ama yaz tatiline sadece bir ay kalmış. Yazın onu 5 yıldızlı otellerde cibıldak cibıldak hatunlar bekliyormuş. Şırr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 
Az kaldı, hadi hadi, bunun burasında Haziran 15'e ne kaldı? Uykusu geliyor, bugün tam uyanamamış. Sen bugün niye böyle bir uykun geliyor lan? Acaba dün beynine çok mu darbe aldı? Bugün gözleri bir... Böyle. En iyisi bunun bir yüzüne su çarpalım, ondan sonra şey yapalım. Kendine gel uykucu. Yine bu kıyafetle yollayacağım. Öğretmenleri belki bir şeylerin farkına varır. En azından çocuğumu geçindirecek kal, para kazanıyorum. Hayata olumlu yol... Amına koysun abisin. Klaus henüz eve dönmedi. Bu nasıl oluyor? Nerede bu çocuk? Arkadaşlar okul çıkışı ama Klaus hala evinde değil. Bak burada beni paşalar gibi beklerdi ben her geldiğimde. Nerede bu çocuk lan? Oğlum Klaus nerede? Odasında yok. Hiçbir yerde yok. Allah'ım inşallah başına bir şey gelmemiştir Allah'ım. İnşallah kafasını kesip göle atmamışlardır ya Rabbi. İnşallah 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 ya. Nerede bu çocuk? Nerede? Anamın amında. Bir göle bakalım. Belki göldedir. Göle bakamıyorum. Ormana bakamıyorum. Ne yapacağım ben? Oğlum ben ne yapacağım? Aile çocuk evde değil. Bir yere başvuru yapamıyorum. Bir yere tıklayamıyorum. Acaba zamanın geçmesini mi bekleyeyim? Bir dakika, o zaman ben şunu yapayım. Belki zaman geçince gelir eve. Biraz daha bekleyeyim. Etüt metüt belki biraz derse kalmıştır. Hayla gelmedi. Yok. Bir dakika, biraz daha bekleyelim. Belki gelir. Bir tane daha çay yapacağım. Oğlum bir sinir oldum ha. Klaus hala eve dönmedi. Ne yapacağım lan ben? Oğlum çıkıp arayamıyorum da ki. Bak ormana tıklıyorum. Lan Klaus! Yardım et, bana yardım et, beni buradan çıkar. Lan ormanda mıydın? Kim yaptı lan? Oğlum bu. Ne, bu nasıl olur lan? Ya bunu kaç kişi yaptı? Bunu sana öğretmenin mi yaptı? Ya ben niye artık bir silah alıp ben bu okulu basmıyorum? Ya bu polise niye gitmiyor bu orospu çocuğun, okuma yazması mı yok? Ya bu çocuğu kurtaralım burada. Bekle bekle lan, panik yapma lan, panik yapma, korkma. Derin nefes al. Bu çiçeği kokla. Beni buldum, ben onları durduramadığım için üzgünüm. Ya nasıl durduracaksın?
Oğlum bunu ki yapan en az 4-5 kişi bunu yapmıştır. Baksanıza. Sanki tank bağlıyorlar amına koyayım. Çocuğu ağaca bağlamamışlar. Çocuğu ağaca monte etmişler orospu çocuklar ya. Lan canım benim lan. Lan ben ne sorumsuz bir babayım lan. Bunu sana kim yaptı? İsimlerini bana söyle. Söyle lan! Eve götürelim de ondan sonra ben bunu sorguya alırım. Gel. Çok soğuk yatağımı istiyorum. Önce bir yemek ye. Yemek ye sonra da üstüne çay iç. Bekle. Seni konuşturmam lazım. Yatağına gir. Beni o ağaçtan kurtardığın için teşekkür... Ya oğlum! Hayla teşekkür ediyorsun. Yarrak kafalı kim yaptı? Kim yaptı? Beni bağlayan çocuklar. Ya bunlar çocuk değil, bunlar orospu çocuklar. Bak orospu çocuklar. Ben bu çocukların anasını bulacağım, amlarına beton dökeceğim ki yeni orospu çocukları yapmasınlar. Ya çocuk yetiştiriyor amına koyayım, canavar gibi, pitbull gibi salıyor okula. Benim çocuğumu bağlıyorlar. Ha böyle dünya var mı lan? Martin ve Kijel'di. Martin. Anasının amını inde sikeceğim Martin'in. Kijel. İsminde hayır yok. Jelibon gibi ismi var amına koyayım. Ola da oradaydı ama onun bunu yapmak istediğini sanmıyorum. Neyse olayı da onunla hesap göreceğiz. Onunla da hesaplaşacağız. Bundan serilmalarına izin veremeyiz. Beni karşılarında bulacaklar. Onları dövebilir misin? Onların babasını bile döverim sen merak etme. İbidayı hak ediyorlar ama muhtemelen yapamam diyor. Bu da ne biçim? Ya ne koncuk bir insan ya. Yapmaya çalışacağım diyelim. Umarım. Gerçekten çok korkutucuydu. Acaba o çocukların önünde ailelerini mi öldürsem? Yaparım ha. Onlar benim çocuğumu öldürmeye kastediyorsa ben de onların ailesini öldürürüm. 31 Mayıs. Dün gerçekten çok korkutucuydu. Bugün cumartesi olduğu için mutluyum. Bunu harcaba okuldan mı alsak lan? Bunun hayatından önemli değil okul. Sen de çok bir sanayide işe girersin. Kimliğini biraz değiştirirsin. Bugün seninle evde kalmamı ister misin Klaus? Bugün işe gitmeyebilirim. Bir günlük de izin alabilirim. Gerçekten mi? Evet lütfen. Gitmiyorum lan. Korkuyor ya gitmeyeceğim amına. Tamam o zaman kalacağım. Sen bir harikasın. Sağ ol canım benim. Bekle. Sen evde bekle. Şimdi sana kaliteli bir yemek alalım. Şu böğürtleni seviyor. Ondan sonra başka bir de balıklı havuçlu bir şey yesin. Bir tane de pasta yesin. 140 bana döşediler ama senden kıymetli değil canım oğlum. Dur sana bir pasta yapayım önce. Hamurumuzu açıyoruz. Süt üstüne döküyoruz. Karıştır. Ondan sonra üstüne de Hindistan cevizi şeyi atıyoruz. Al pastayı bak daha dün yine ormanda içtin. Bugün pasta yiyebiliyorsun. Yemek geldi. Piu! Klaus'u bağlamışlardı. Klaus yemedi. Yemek geldi. Piu! Ağacın önünde Klaus ayıları yedi. Sana şaka yapıyorum biliyorsun değil mi? Nefis bu gerçekten lezizdi oğlum. Çocuklar pastayı sever. Çayını da iç. Başka bununla nasıl zaman geçirebiliriz? Bu kıyafetini değiştir. Bu kıyafetini giyince seni daha bir ezik gördüler. Öbürünü giy. Ya şu videoya like atın. Biraz moralim bozuk ya. Vallahi like atın. Şuna bakın like atın oğlum. Kırın o buton. Like butonunu buna saldıran arkadaşları gibi düşünün. 2 Haziran Pazartesi. Tekrardan merhaba. Yeni bir gazete var. Bakalım belki birinden mektup. Aha da birinden mektup gelmiş bize bir dakika. Heinz Fleisker. Mektubun için teşekkürler. Ben Heinz. Klaus'un babasıyım. Ailemin öldüğünü söylediğim için üzgünüm. Bir ara ben bunun bütün ailesine mektup yollamıştım. Yaşayan bütün akrabalarına babası dönüş yapmış. Ammın evladı bir çocuğu olduğunu hatırlamış galiba. Şimdi bir evde yaşıyorum ve aile fırını işletiyorum. Ulan fırın sahibisin. Durumun yerinde evin var. Çocuğunu da bize kakalanmışsın. Her gün dövüyorlar. Almanya'dayım, evliyim, 2 oğlum var, 3 oğlum var, yarram, ne 2 oğlum var, 3 oğlum var. Klaus, senin 2 tane yarı üvey kardeşin varmış. Baba aynı baba, anne farklı. Yani neredeyse tamamen kardeş. Buna babasından mektup aldığımı söyleyeceğim arkadaşlar. Bil bakalım ne oldu, bugün babandan bir mektup aldım. Evet gerçekten bak, gerçek babasını duyunca bütün mutluluk hormonları beynine doluştu. Almanya'da fırıncı olarak çalışıyor. Gerçekten mi bu? Bu vay canına. Ya 2 oğlu var. Yani üvey kardeşlerin. Vay canına hayal etsene kardeşlerim var. Var işte ama ezik bir abileri olduğunu duyunca biraz üzüleceklerdir. İsimlerinin ne olduğunu biliyor musun? Üvey 1, üvey 2. Aynen biliyorum. Babanla ben yattığım için yakında bunu öğrenebiliriz. Şimdi uyuma zamanı. Benim kardeşlerim var. Haziran 3 Salı. Bitti oğlum. Çekeceğin eziyete az kaldı. Vallahi az kaldı. Bugün elinden gelenin en iyisini yap. Yani sen 2 tane baban var. Bir tanesi seni istemiyorsa bile merak etme.
Ben değildim. Cinayetle mi suçlanıyorsun? Üstünde çokça kan, çamur ve leke görüyorum. Ne oldu sana? Bu dilini yutma huyun yok mu oğlum? Konuş, gözlerini çıkarırım. Klaus, cevap ver. Daha ne yapmış olabilirler? Sanki seni kanalizasyona atmışlar gibi bir halin var çünkü. Cevap ver. Bak konuşamıyor bak. Oğlum şu mahcup bakışını atma, elimin tersindesin. Sorguya çektirtme ha. Ama bunu konuşturamayacak kimse yoktur Klaus. Gel buna önce bir banyo ettirelim, ondan sonra. Yüzüne bok bulaşmış evlat. Ağlama lan, ağlama bana. Neden benden nefret ediyorlar? Bir senedir bu sorunun cevabını hala bulamadın mı ha? Bulamadın mı lanet olası? Bu kadar yakışıklı olmasaydın keşke, tamam mı? İnsanlar kendilerinden üstün insanları her zaman kıskanır. Sen de onlardan birisin, o yüzden seni bıçaklıyorlar. Sana zulmediyorlar. Hepsi diyor ki ben... Ay burnundan sümük kalktı. Ne oluyor lan? Abartma lan, bugün iyice abarttığın farkında mısın? Lütfen bana ne olduğunu söyle, lütfen. İstemiyorum. Onların hepsi... Aynı Yeşilçam filmlerde konuşmuyorlar ya. Ceketin. Yani seni en son ormana bağladıklarında bile bu kadar zoruna gitmemişti. Bunun ötesi ne olabilir? Yemin ederim çıkartamıyorum. Bütün okulun içinde seni soyup cetvelle mi vurdular? Başka ötesi yok bunun amına koyayım. O kadar zoruna gidiyorsa... Yemek de yok. Çocuğa yemek de almamışız. Bir dakika bekle. Belki bir şeyler yiyince o lanet olası dilin çözülür ha. Otur şu sofraya. Bir tane daha ye. Çocuk da haklı. Bana sorunlarını anlatıyor. Ben hala gidip silahla o okulu basmadım. Çocuk da haklı. Ben babalık gereğimi yapamadım ki. Lütfen konuş benimle. Onlar... Öğretmen kızmıştı. Ve ama bunu başlatan oydu. Cümle kurma yetisini kaybetmiş. Bağırmamalıydım. O da yaptı. Beni oraya geri götürme. Ne yaptı lan? Bana dediler ki benim soyum kötü. Yahu soyun, sen soyunu sopunun amına koyun. Çocuk bu soydan ne çekti yahu? Madem söyle benim soyum kötü, size bu cesaret nereden geliyor? Kötülere insan bulaşır mı deseydin? Ben de önemli bir şey olduğunu zannettim. Her zamanki gibi hakaret etmişler. Ne var bunda? Yine kalkmamış. Dolabın içine mi saklandın? Oraya geri dönmeyeceğim. Lan yazık oturuşu, üzgün oturuşu, mahkum oturuşu, duruş kaç kuruş. Daha fazla kendini zavallı yapamaz diyorum. Bu hep beni yanıltıyorsun ha. Ulan bunu Guinness Rekorlar kitabına kaybedeceğim. Dünyanın en zavallı insanı diye. Dolaba niye giriyorsun? Dolap mı seni kurtaracak? Onlara senin hasta olduğunu söyleyeceğiz. Sana biraz yemek yedirelim. O yüzden mazeretin olur. Aç değilmiş. Ben diyor aç değilim. Karnı yok olmuş öyle diyor, aç değilim. Oyun benden yardım için Klaus'un babasına yazmamı istiyor. Tam önce bir yemek ye. Sen babana bir mektup yazacağım. Bir dakika. Heinz'e yazıyorum. Sevgili babası. Yaşadığını ve iyi olduğunu duydum. Ama çok sevindim. Senin tohumunu sikeyim. Yardıma ihtiyacımız var. Klaus, Alman mirası nedeniyle ciddi zorluklar yaşıyor. Bu durumdan kurtulmamıza yardım eder misin? Senin kanın olduğu için arkadaşlar ona hakaret ediyor. Klaus'u buradan uzaklaştırmalıyız. Yolladık mektubu. Olmuyor oğlum, yapamıyoruz yani. Ah. Seni savaşçı yapamadım ya, ben ona yanarım. Bütün şeyleri denedim evlat. Her yolu denedim ama sen o ince Barbie kalbin yani kaldıramadı savaşçı olmayı. Bugün evde ne yapabiliriz? Gel seninle biraz orman gezintisine çıkalım. Seni bu ağaca bağlamışlardı değil mi namussuzlar? Otur biraz, seni sarıncıkta sallayayım. Çok fazla ittirme diyor. Korkuyor amına. Bir insan dünyadaki her şeyden korkar mı? Sen canını ne kadar seviyorsun lan? Biraz da ittirelim bunu. İttir namussuz. Biraz eğlensin, gondola binmiş gibi. Biraz daha hızlı sallayalım. Aferin çakal. Biraz daha hızlı. Karnım ağrıyor. Bak sallanırken bile korkuyor amına. Tamam in şuradan in. Çiçek toplayalım sana. Arkadaşlar bu benim günlüğüm. Bakın günlüğümde ne yazmışım. Çok üzgünüm Klaus. Güçlü bir ebeveyn ve koruyucu olmam gerektiğini biliyorum. Ama gerçek şu ki kendimi çaresiz hissediyorum. Ben de Klaus'tan halisce bir yazık ve bir zavallıyım. Okulun etraftaki tek okul ve bu şehirde güçlü bağlantılarım yok. Kimsesizin tekiyim. Bu yüzden müdürden yardım isteyemem. Kime başvuracağımı bilmiyorum.
Umarım seni evlat edinerek bencillik etmemişimdir ama bazı günler bunu merak ediyorum. Sana sunacak çok az şeyim var ve çoğu zaman ne söyleyeceğimi bile bilmiyorum. Hakikaten bak burada günlükte benim her şeyim yazıyor. Bütün hatalarım yazıyor arkadaşlar. Ben kendimi yetersiz hissettim, doğrudur. Ben bunu oyun oynadığımda da çok kez hissettim. Annenin konuşmaktan neden bu kadar korktuğunu anlıyorum. Alman askerlerinden çocukları olan genç kadınlar zor anlar yaşıyor. Annesi işte o yüzden korkuyor, çocuğa evlatlık vermiş. Liv'le bugün sınıfta birbirimize gizli notlar gönderiyorduk. Ne hakkında konuştunuz? Sadece merhaba yazdı. Ne yazsın amına koyayım, sana notla sefiller romanını mı yazsın? Sonra ben de ona merhaba yazdım, eğlenceliydi. Benim sosyallik seviyesi. Uyu. Hadi babası be, hadi babası be. Nerede kaldın? Şu çocuğa bir mektup yolla artık lan. Anında mektup. Bay Schölheim, Fagerstand okulunun mükemmel itibarının tembel ve cahil çocuklar tarafından lekelenmesine izin vermeyeceğiz. Klaus'a okulu asmamayı öğrenmesi için ceza verildi. Okulu kimin yüzünden asıyor Bay Schölheim? Ben size söyleyeyim. Arkadaşları yüzünden orospu çocuğu. Sen arkadaşlarına bunu mektubu yollayacağını hala benim çocuğuma yolluyorsun. Teşkilat mısınız? Siz çakal mısınız amına koyayım? Her şeyi siz mi ele geçirdiniz? He, senin için sana ceza vereceklermiş. Okuldan sonra o berbat öğretmenle çalışmak zorundasın. Birkaç gün okulda kaldın ya, derslere yetişmek zorundasın. Okulda kalmak istemiyorum. Sadece ödevlerini yap ve doğruca eve gel. Üzülme. Klaus eve geç gelecek, mazlur. Bak gidiyoruz. Klaus öyle eve gelmedi çünkü okulda. Acaba okulda ne zaman çıkıyor? Onu bilmiyorum. Neyse, gelene kadar bir yemek hazırlayayım. Gelmesi lazım. Geldi. Ceza tuhaftı. Nasıl? Orada sadece ben ve bir çocuk daha vardı. Ve Bay Schölheim. Tam bir sessizlik içinde oturduk. Aynı anda hem gergindim hem de sıkılmıştım. Bu kadar geç kaldığımda seni özlüyorum. Dayı, dünyada seni tek seven benim yani. Schölheim gibi bir orospu çocuğuyla da vakit geçmiyordu. Biliyorum ama mecbur okulu astığın cezası da bu işte. Madem beni özlüyorsun bu balığı ye. Sonra bir banyo et. Banyo yapmak istemiyorum. Neden? Banyo yapmaya ihtiyacım yok. Kokun öyle demiyor ama. Sorunun ne olduğunu söyle. Hayır. Ulan şu bana bu tersliyorsun ya beni. Beni tersliyorsun ya. Ulan var ya, okuldakilerin incini yine sen üstünde çıkarırım ha. Beni yalnız bırak. Ne tribe girmiş ki gene bu, sen kabus mu gördün? Gir lan şu banyoya. İstemiyorum. Yüzünü yık o zaman. Lütfen yapma, dokunma bana. Ya ne oldu sana amına koyayım yine birdenbire ya? Sorun nedir söyle. Bir şey yok. Benden bir şey saklama. Sana hiçbir sorun yok dedim. Beni yalnız bırak. Seni zaten ailen, arkadaşların, öğretmenlerin yalnız bırakmış. Bir de benim mi yalnız bırakmamı istiyorsun çakal? Söyle lan işte artık. Yapma. Hayda. Üzüldüm, evet. Yemek yemiyorsun, banyo yapmıyorsun, oyun bile oynamıyorsun. Sadece neler olduğunu bilmek istiyorum. Kimseye söylememem gerekiyor. Oğlum ne oldu bu, valla çok kötü bir şeyler saklıyor ha. Yatmaya gidiyorum. Ya ananı sikim, korkudan öldüm yemin ederim arkadaşlar. Galiba bu orospu çocuğu öğretmenini çizmiş. Bak bu Klaus, bu da orospu çocuğu öğretmeni. Benim çocuğuma zarar mı veriyor amına kodumun çakalı? Fotoğrafta ben onu anladım amına koyayım. Çünkü bu öğretmeniyle etüte kaldıktan sonra böyle olmaya başladı. Ne olduğunu öğreneceğiz bir dakika. Pazar günü geldi. Bugün onu konuşturtmaya çalışacağım. Her şey yolunda, ben iyiyim. Seni endişelendirmeyeceğim. Berbat bir yalancısın dostum. Aha da babasına mektup gelmiş, bir dakika. Acaba bu öğretmeni bunu etütte dövüyor mu ya, bana bir şey anlatmıyor amına koyayım. Okula yollamadım o yüzden Klaus'u. Hans Fleischer. Klaus'un sorunlarını duyduğuma çok üzüldüm. Ailemin Klaus için bıraktığı parayı sana havale edebilirim. Karşılığında buraya gelmeyeceğine ya da nafaka talep etmeyeceğine söz vermelisin. Yeni ailem çocuğu bilmiyor, eşim asla öğrenmemeli. Senin ben babalık merhametini sikeyim. Senin ben kemiklerini sikeyim. Sanki biz buna para yolla dedik amına koyayım. Dedim çocuğuna sahip çık lan çakal. Ben yapamıyorum amına koyayım, gücüm yetmiyor. Klaus'un babası yardım edecek, sonunda gidebileceksiniz. Ne kadar para yollayacak biz acaba? Babası her ne kadar yanına gelmemizi istemese de bize para verdi, biraz destek çıkacağını söyledi. Şimdi Klaus, burayı terk etmeye ne dersin? Sonsuza kadar diyeceğim. Gerçekten mi?
Bu çok hoşuma gider. Gider oğlum çünkü bu memleketin taşı toprağı bile sana zarar veriyor. Baban buradan taşınmamız için bize para verdi. Gerçekleri söyleyeceğim. Bak şaşırdı, babasının iyiliği dokundu ya. Yani başka bir ev bulacağız, okuldan uzakta. Tabi tabi, taşınıyoruz lan arkadaşlar. Ama bana neden ne olduğunu anlatmadın, merak ettim ha. Öğretmeni buna zarar mı verdi? Ben o öğretmenin anasını sikeyim ben. Ben ona adamlığı öğretecektim, sen bana ne olduğunu anlasaydın. Sen oyun oyna, ben senin şeylerini toplayacağım. Ben de toparlamak istiyorum. Paket yapalım her şeyi. Korkma, güvenli bir yere gideceğiz. Her şeyi alıp taşınıyoruz arkadaşlar. Ne var ne yoksa. Küçük tilki korkma, şimdi seni paketliyoruz. O hayvan hadi topla ama ne koyayım, bir de eşyalarınla sohbet etme, deli misin nesin ama. Arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Ya dayak atmıştır bunun öğretmeni Sülhim denen orospu çocuğu, ya da bu çocuğu taciz etmiştir. Ondan şüpheleniyorum. Çünkü klas kendine dokundurtmuyor ve banyoya girmek istemiyor. O dikkatimi çekti. Seni bu korkunç insanlardan uzaklaştıracağım. Babanla yaşayamayacağız. Bilirsin kral yarın burada olacak. Onu görmek istiyordum. Kral kral olsaydı aman akıyım sana sahip çıkardı. Bunu neden isteyesin ki? Buraya geleceğini ilk duyduğumdan beri onu görmek istiyordum. Hey, eğer ormana gidersek kimse bizi fark etmeden onu görebiliriz değil mi? Deneyelim mi arkadaşlar? Kralı madem çok görmek istiyorsun, ben de merak ettim. Tamam. Kralı gördükten sonra hemen gideceğiz, tamam mı? Bakalım kral nasıl biriymiş. İşim için bir istifa mektubu yazmalıyım. İstifa ediyorum müdür. Bunca zamandır beni 3 kuruşa çalıştırdığınız için. Başta sayın fabrika müdürüme. Ondan sonra sayın fabrika müdür yardımcıma ve benim ustama amına koyayım diyerek şey yapıyorum. İstifa ediyorum. 17 Haziran Salı. Acele etmeliyiz yoksa kralı kaçıracağız. Biraz gerginim ama sen beni korursun. Valla ben korurum da koruyamayabilirim çünkü oyun boyunca seni hiç koruyamadım. Mesela ben gerçek bir ebeveynin olsaydım ben o okulu çoktan bombalamam gerekirdi, açık söyleyeyim. Hadi madem çok kralı görmek istiyorsun, izleyelim. Bak buradan her şeyi görebiliriz ormanın kenarından. Burası güvenli. Sanki o krala suikast düzenleyecekmişiz gibi neredeyse 8 yaşındayım. O kadar bebek gibiydim ki okulun eğlenceli olacağını düşünüyordum. Sen bile harika olacağını söylemiştin. Kötü olacağını biliyor muydun? Nereden bileyim ben, okula mı gitmişim sanki? Anında kralın sesi geliyor, bir dakika. Kral geldi, onları duyabiliyorum, gidip görmeliyiz. Kralı görüyorum orada. Hangisi lan kral amına koyayım, hepsi çapulcuya benziyor bunlara. Bu mu acaba? Niye tacı yok? Ah keşke yakınlaşabilseydik. Ama herkes bize kızardı. Ulan bizi kılıçtan geçirirler, siktir et amına koyayım. Herkes onu seviyor. Artık gitmek istiyorum. Tamam hadi gidelim, taşınalım kralı da yurduna göre. Klaus'un ellerinden tuttuk arkadaşlar, gidiyoruz taşınıyoruz. Sen ve Klaus yeni yerin daha iyi olacağını umarak Norveç'in farklı bir bölgesine taşındınız. Orada ne olduğunu bilmiyoruz. Eğer şanslıysanız Klaus dayı bir çocukluk geçirebilir. Aksi takdirde tarih tekerrür edecektir. Bu çocukların arasında kaderi çok korkunç olanlar var. Çoğu insanlara, Tanrı'ya ve Norveç hükümetine olan tüm inançlarını kaybetti. Tovella İla, 1941 doğumlu. Annem beni döverdi. Üvey babam beni boğmaya ve taciz etmeye çalıştığında iyi niyetli komşularıma kaçtım. Nasıl yaşadığımı gördüler ve beni korumaya karar verdiler. Gerçek bir hikaye mi acaba lan bu? Yazık lan. Tuhorleif, 1942 doğumlu. Galiba bunlar gerçek hayat hikayesi arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Annem vardı. Yeniden evlendiği için beni bir süreliğine yetimhaneye göndermek zorunda kalmasına rağmen benim için her şey iyi gitti. Bu şanslıymış. O çocuklardan biri işte arkadaşlar. Klaus'un zamanındaki çocuklar işte. Çocukluğum çok zordu. Norveç'te damgalanmaktan uzaklaşmam gerektiğini erkenden anladım. Zor çocukluk geçirenler bunlar. Hala hayatta olan bizler şanslı olanlarıyız. Çoğunun hayatı kötü gitti. Benim harika bir halam vardı. Her çocuğun hayatında onun gibi biri olmalı. Bu çocuğa inanacağı birini verdiğin için teşekkürler. Oyundaki hikaye hakkında daha fazla bilgi için nokta nokta adresine gidebilirsin. Bu oyunun gelirinin bir kısmı tüm dünyada savaştan doğan çocukların da iyi korunabilmesi için yardıma gidiyor galiba. Evet arkadaşlar, bunlar da yapımcıları ve emeği geçenler, hepsine teşekkür edelim buradan. Hakikaten güzel bir hikayeydi ve galiba oyunu bitirdik arkadaşlar. Vay be. Sonunda ne yaptık işte, taşındık, zulümden kaçtık. Ama gide gide Norveç'in başka bir yerine gitmişiz. Umarım orada şansımız yaver gitmiştir.
Acaba devam hikayesi çekerler mi onu bilmiyorum. Belki de vardır, araştıracağım. Klaus'un devam hikayesini. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, zorbalığa uğrayan çocukların psikolojisinin nasıl bozulduğunu hep beraber bu seride gördük. Sizin de hayatta böyle tanıdığınız zorbalığa uğrayan sınıf arkadaşınız olur ya da herhangi bir çocuk olur. Zorbalığa uğrayan birini görürseniz ona yardım etmeye çalışın arkadaşlar. Kimseyi zorbalamayın, kimseyle dalga geçmeyin. Bu kadar oyun oynadık, biraz ders çıkaralım. Yarrak yarrak sadece oynayıp geçmeyelim. Evet, kamu spotu mesajımızı verelim ama gerçekten bu dediklerimi ciddiye alın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Başka serilerde görüşmek üzere.